Herkese merhaba. Geçtiğimiz hafta sizinle Milano vlogumu paylaşmıştım ve o vlogda size bir sonraki videoda ne izlemek istediğinizi sormuştum. En çok oyu alan favori ayakkabılarım oldu ve o yüzden bir favori ayakkabılarım videosuyla karşınızdayım. Bu ayakkabıların bir kısmı uzun zamandır benimle birlikte, bir kısmı ise gardırobuma yeni eklendi. Yaklaşık bir ay önce taşındığım için hepsi şu anda evin farklı yerlerinde, kutularında duruyorlar. Onları da buraya çıkartırken böyle bir belli bir sıra gözetmedim. Bazıları gerçekten kullanıldığı için biraz kirli ve yıpranmış durumdalar. Hazırsanız başlarız değil mi? Favori ayakkabılarım videosunun tabii ki en favorisi bu beyaz Gucci sneakerlarım. Ben bunu geçtiğimiz sezon almıştım. Eylül ayında Milano'dayken almıştım hatta. Benim seçtiğim bu model çok böyle janjanlı bir model değil. Bir tarafında bir arı figürü var. İç tarafında ise sadece iki renkli bir çizgi var. Bu ayakkabının en sevdiğim tarafı şuradaki renk oyunu. Bir tarafı piton görünümlü kırmızı, bir tarafı piton görünümlü yeşil. Beyaz sneaker çok kurtarıcı bir ayakkabı benim için. Hem klasik kıyafetlerimle hem de spor kıyafetlerimle birlikte kullanabiliyorum. Gördüğünüz gibi çok böyle temizlemeden getirdim. Çünkü gerçekten her gün kullandığım bir ayakkabı. Ne kadar bakımını yapmaya çalışsam da çok kısa sürede haşet edebiliyorum. Şimdiki ayakkabımız Nike Air Presto'lar. Bu model geçtiğimiz sezon çıkmıştı. Üst kısmı siyah, alt kısmı beyaz, üzerinde logosu var. Bileği saran ve çoraplı dediğimiz modellerden. Genelde koşu veya antrenman için tercih edildiğini düşünüyorum ama ben bunları bir takım elbiseyi bile tamamlamak için kullanabiliyorum. Şöyle göstereceğim. Yine gördüğünüz gibi bunu daha bu sabah sporda kullandığım için biraz kirli. Madem spor modellerden devam ediyoruz, sizi Hogan Rebel 86'larımla tanıştıracağım. Bu ayakkabı aslında kendinize göre kişiselleştirebildiğiniz bir model. Şu kırmızı bağcıkların yerine beyaz bağcıklar da kullanabiliyorsunuz. Yani kutusundan ikisi birden çıkıyor. Bu ayakkabıyı geçtiğimiz sene Milano'dayken kullanmaya başlamıştım. Yeni bir model değil ama Hogan Rebel adlı alt koleksiyon biraz daha genç ve sportif olduğu için şu anda da benzeri modelleri bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Az önceki diğer beyaz sneaker'da da gördüğünüz gibi şu bölümünde bir renkli detayı var. Hogan normalde lüks spor ayakkabı markası olarak biliniyor. Baktığınız zaman bu ayakkabı da hem çok rahat hem de sezon trendlerine uygun. Tek problemi bu gördüğümüz kırmızı bölümler çok kısa sürede aşınıp boya bırakmaya başladı. Belki de benim bunları bavula sığdırabilmek için böyle hepsini bir araya tıkmamdan dolayıdır ama şu anda ayakkabının üzerinde belirli yerlerde küçük küçük boyalar var. Aklınızda olsun, belki almadan önce sizin için önemli bir konu olabilir. Bir sonraki ayakkabımız bu Alberto Guardiani klasik ayakkabılar. Bu ayakkabılar geçtiğimiz sezon ayakkabıları, yani sonbahar sezonunun. Belki kaldıysa koleksiyonlarda indirimde bulabilirsiniz. Siyah üzeri lacivert bir kamuflaj deseni var. Kalın bir tabanı var ve tokası var. Ben normalde tokalı ayakkabıları ciddi anlamda kullanamıyorum, pek sevmiyorum ama bu Alberto Guardiani'leri ilk gördüğümden beri çok beğendiğim için sık sık kullanıyorum. Hatta Milano vlogumda da karşınıza çıkan ayakkabılardan bir tanesiydi. Benim biraz oyuncu bulduğum, herkesin çok böyle yanarlı dönerli olduğunu düşündüğü Armani sneakerlarım. Bunlar tabii şöyle söyleyeyim, gerçekten külçe gibiler. Kalın bir tabanı var. Spor bir model olmasına rağmen ben bu ayakkabıyı özel davetlerde de kullanıyorum. Çünkü bir takım elbiseyi çok güzel tamamlıyor ve genelde kadınlarda gördüğümüz o ayakkabı ışıltısını erkeklere taşımamızı sağlıyor. Bu ayakkabı geçtiğimiz sezonun ayakkabısı. Yıl sonunda almıştım ama yazlık bir model olduğu için ve işte beyaz, böyle bir krom, gümüş, parıltılı bir model olduğu için şu anda da mağazalarda bulabileceğinizi zannediyorum. Bulmasanız da muhtemelen buna yakın model şu anda vardır. Araya bir tane klasik model girsin. Christian Louboutin tasarımı, böyle şık bir gece ayakkabısı. Tabanlarını görmek ister misiniz bilmiyorum çünkü çok uzun zamandır kullandığım için artık yeteri kadar kırmızı değiller. Şöyle göstereceğim, bu ciddi anlamda aşındı. Bunları Paris'e gönderip boyatmam gerekiyor ama tabii ki öyle bir şey yapmadım, hala bekliyorum. Belki Paris'e giderken yanıma alırım, hazır gitmişken orada yaptırabilirim. Çok klasik bir model. Gördüğünüz gibi güzel bir detayı var burada. Parlak krom bir ön kaplaması var. Biraz hareket katmış. Ben çoğu özel davette, özel gece, düğün vesaire o tür gecelerde bu ayakkabıyı kullanıyorum.
rahat olduğunu söyleyemeyeceğim. Çünkü bildiğiniz gibi Louboutin'ın hiçbir modeli neredeyse rahat değil. Ama çok güzeller. Listenin en renkli ayakkabıları bu Puma'lar. Şöyle göstereyim tek tek. Trinomic adlı bir model bu. Ben bunların karışık renkli olmalarını çok seviyorum. Mavi, gri, siyah, pembe, sarı birbiri içerisinde yedirilmiş renkler var. Rahat bir ayakkabı. Açıkçası şu ana kadar hiçbir problem yaşamadım. Geçtiğimiz sene almıştım bunları. Hala kullanmaya devam ediyorum. Bu sezon olduğunu zannetmiyorum ama benzerlerini bulabilirsiniz. Bu ayakkabı da böyle yukarıdan fotoğraf çekerken gerçekten çok güzel görünüyor. Arada farklı modele bakalım. 2 sene önce almış olabilirim bunları. Adidas Originals'ın Chukka modeli. Buz tabanlı kırmızı spor ayakkabıları. Rengini çok beğenmiştim. Özellikle haki pantolonla kullanmayı tercih etmiştim o dönem. Şu aralar çok sık giymiyorum. Kış döneminde boğazlı olmasına rağmen kış döneminde çok kullanabildiğim bir ayakkabı değildi. Ancak yaz döneminde özellikle güzel havalarda yine haki veya açık renkli pantolonun altını tercih edeceğim diye düşünüyorum. Bu ayakkabılarla ilgili şöyle bir problem var. Bilekleri biraz uzun olduğu için çoğu erkeğe yakışmıyor. Bu ayakkabıyı giydiğiniz zaman short tercih ederseniz boyunuz bir hayli kısa görünüyor. Bacaklarınızı kısa gösterdiği için. Benim önerim uzun pantolonlarla tercih etmeniz. Koşu için hiç kullanmadım. Daha çok günlük olarak kullanıyorum ama ayaktaki duruşunu çok seviyorum. Hiç giymediğim tertemiz bir ayakkabı göstereceğim size. Hiç giymedi nasıl favori olur demeyin. Bunun çünkü benzerlerini bugüne kadar defalarca giyip eskittik. Converse. Tamamen beyaz bir model bu. Her sezon bulabileceğiniz bir model. Bu ayakkabıyı geçtiğimiz sene almıştım. Farklı bir model adı vardı. With Lunar Long yazıyor içerisinde. Aşağıya modeli adını da detaylı bir şekilde yazacağım. Bildiğiniz klasik, her zaman tercih edebildiğiniz bir Converse. Az önce bembeyaz ayakkabılar göstermiştim. Sıra simsiyah olanlarda. Bu kot sandaletler benim yaz boyunca gerçekten ayağımdan çıkarmadığım ayakkabılarımdan. Bu sandaletlerin benzerlerini ta 2013 yazında mağazada görmüştüm. O gün böyle bir şey oldu, hatırlamıyorum. Alayım mı, almayayım mı? Bir arada kalmıştım. Ondan sonra gittiğimde tükenmişti. Bulamadım ve böyle aklımda kaldı. Ertesi sene tekrar benzeri bir model geldi ama sanıyorum uçları açıktı. O da böyle bir içime sinmedi. Ya dedim, geçen sene ben bunu kaçırdım. Bu sene benzeri bir şey alsam mı diye düşünürken yine kaçırdım. Tükendi. Geçtiğimiz yaz görünce artık hani ne olursa olsun alacağım deyip hiç sektirmeden atlamıştım üzerine bunları. Ayakkabıların en güzel özelliği bir havadar olmaları. İki uçları kapalı. Ben çok fazla böyle önü açık ayakkabı sevmiyorum. Bir özelliği de yukarıdan fotoğraf çekerken çok güzel görünüyorlar. Bütün fotoğraflarda gayet şık duruyorlar. Ve listenin en iddialarından bir tanesi daha. Louboutin botların. Kahverengi, bilmiyorum oradan ne kadar görebiliyorsunuz. Şöyle yüksek boğazlı botlar, biraz çizmeyi andırıyorlar, sivri burunlu. Tabii ki herhangi bir Louboutin ayakkabı kadar rahatsız ediyor ayaklarımı. Ama yine de çok severek kullanıyorum. Bir de bu ayakkabının tam bu bölümünü saran, böyle kaplayan bir deri parçası daha var. Onu taktığımda iyice böyle hani atın nerede, getirin der gibi, ortakta kovboy gibi geziyorum ama çoğu kombinini kullanıyorum. Kış döneminde özellikle toprak rengi, işte daha natürel tonlarda çok tercih ediyorum. Bu ayakkabıyı 2 sene önce Louboutin indiriminden almıştım. Ve ciddi olarak indirimli bir fiyattan aldım. Hatta bu ayakkabılar için kavga ettiğimi söyleyebilirim. Yani şu filmlerde böyle işte önce sen gördün, hayır ben gördüm kavgalarının yapıldığı sahneler gibi bir sahne yaşadım. Ama sonuçta zafer benim oldu ve bu ayakkabıları gardırobuma ekledim. O günden beri de gerçekten gururla giyiyorum. Gardırobumda bazen aşk ve nefret ilişkisi yaşasam da, bazıları ayaklarım acısa da, bazılarını aldıktan bir süre sonra soğumuş olsam da hala favori listemde olan ayakkabıları sizinle paylaştım. Umarım beğenmişsinizdir. Bu ayakkabıların hepsinin isimlerini ve bulabildiğim ayakkabıların modellerini aşağıdaki kutuya yazacağım. Siz de hem yeni sezon alışverişiniz için benzeri ayakkabılara bakabilirsiniz. Hem de kışlık modeller için şimdiden ilham alabilirsiniz. Video burada sona erdi. Ben şimdi bu ayakkabıları kutularına koyup onları evin farklı yerlerine sıkıştırmaya çalışırken siz de video ile ilgili yorumlarınızı yazmayı, videoyu beğenmeyi, burayı gösteriyorum ama o burada değil ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Ne oldu, beğenmiyorsun sen beni şu anda? Gerçekten bu arada kavga etmiştim.
Hop, 3, 2, 1, hop. Keşke durmasaydım. Bence oldu ya o. Oldu. Bence de oldu. Oldu.